Merhaba arkadaşlar. Güzel bir haberle sizlerle birlikteyim. Bunu hemen sizinle paylaşmak istedim. Şurada görmüş olduğunuz yavruyu göstereyim önce. Bunun ne yavrusu olduğunu da biraz sonra bahsedeceğim. Şu anda gözden kayboldu ama birkaç tane yavru gördüm. Ha, tekrar oraya geldi. Ben 3 tane yavru gördüm. Şu anda 2 tanesi burada sanırım. Yeni aldığım fil kulaklar doğurmaya başladı. Bu görmüş olduğunuz 3,5 aylık fil kulaklar doğurdu. Hemen bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim. Şöyle başka yavru var mı diye bakıyorum etrafa da. Ben az önce 3 tane gördüm. Bursa'dan Aydoğan Atakan'dan Atakan Lab sitesinden aldığım 20 adet 10 dişi 10 erkek gayet vasıflı fil kulaklarım hemen çoğalmaya başladılar. Ve bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bir tane yavru şurada zaten. Hoppa. Sağ olsun, bu su üstü bitkisini de Aydoğan kardeşim göndermişti. Onun sayesinde birçok yavru zaten kurtuldu şu anda sanırım. Zaten kendi yavrularını yemeyen bir tür olduğu için gördüğünüz gibi yavruları hiç kovalamıyorlar zaten. Bir hamle yapıp bırakıyorlar sonrasında. Bu çok güzel, sevindirici haberi sizinle paylaşmak istedim. Yeni kanlar, fil kulaklarımız çoğalmaya başladılar. Aynen, şurada birkaç yavru ortaya çıktı şimdi, bakın. Canlı doğuranda en güzel özelliği bu işte. Şu yavruları gördüğünüz zaman dünyalar sizin oluyor. Yavrular da tedbiri elden bırakmıyor. Çok fazla ortaya çıkmıyorlar. Yavaştan yavaştan çıkıp ortama ayak sağlamaya, ayak uyurmaya çalışıyorlar. Şu anlık bakın 3 tane gene oldular. Benim gördüğüm gibi 3 tane yavruyu sizinle birlikte gördük şu anda. Belki daha fazlası da vardır ama şu anda ben 3 tane sayabiliyorum. İlk doğumda zaten çok da fazla yavru olacağını tahmin etmiyorum. Belki ne olur 5 tane falan doğurmuş olabilirler. 3-3,5 aylık fil kulak tepsi seslerim doğurdu. Bu güzel, sevinçli haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle biraz diğer fil kulaklarımı da göstereyim size. Burada bir erkek 3 dişi ilk aldım, kendi damızlık fil kulağım. Geri kalanlar onların ilk yavruları. Gördüğünüz gibi gayet büyükler. Bunlar da yaklaşık 3-3,5 aylıklar. Burada da yavrular var bakın. Nasıl oluyor? 1-2-3-4. 5. parti yavrular artık. Bu ilk damızlıklarımın. Atakan, Aydoğan Atakan'dan da Atakan Lab sitesinde yeni bir kan aldım ki kardeş kardeşe çiftleştirmeyeyim. Sakat yavrular olmasın diye özellikle yeni bir kan aldım. Bildiğiniz gibi beni takip ediyorsanız zaten hobi annem komple fil kulak üretimi için kullanacağım. Bunlar gene benim kendi yavrum, ikinci parti yavrularım. 2-2,5 aylıklar. Bunlar da yavaştan üreme boyuna gelecekler. Şu anda hiçbir şekilde daha üreyecek boyda değiller ama bir 15 gün, 1 ay içinde üretim boyuna gelecekler. Burada üçüncü parti yavrularım var. Dediğim gibi 1,5-2 aylık aşağı yukarı. Bunların biraz daha fazla zamanı var üretim için. Her gün canlı yemle, çeşitli tablet yemlerle, pul yemlerle besliyorum zaten balıkları. Bunların hep tanıtımlarını size gösterdim, kullandığım yemlerin. Burada da dördüncü parti yavrularımız var. 1 aylıklar aşağı yukarı. Geniş bir alanda rahat rahat büyüyorlar. Son parti 5. yavrularında az önce gördünüz. Evet, şurada bayağı varlar şu anda, bakın. Yavrular görünüyor. Onlar da şu anda ortalıkta geziniyorlar. Yem yeme çabası içindeler.
Böylelikle bakalım fil kulakları bütün hobihaneye dağıtacağız. Şurada işte kırık lep seslerim kaldı. Burayı da bitireceğim zaten. Fil kulaklar bir sonraki doğumunu bu akvaryumda yapacaklar. Aslında fil kulakları ilk buraya alacaktım ama burası biraz şey oldu şimdi. Vatoz yavruların falan da burada. Onların videolarını da birkaç gün önce ekledim. İzlemişsinizdir büyük ihtimalle. Burası biraz vatoz akvaryuma döndü ve mollileri burada doğum yaptırdım. Bir molim doğurdu. O da videosu şurada. Pardon, yavrular şurada. Zaten şu akvaryumlar sarı ve siyah moliler. Onlar artık son aşamada, tamamen her taraf fil kulak dolduğunda üzülerek de olsa bu molileri de hobihanemden çıkartacağım. Ama bakalım o aşamaya kadar ne olur ne kalır. Burada büyüttüğüm vatozlar var. İki tane erkeğim burada zaten. Bıyıklandılar iyice. Pala bıyık oluyorlar. Diğerleri küçük. Yani burada zaten diskuslarımız var. Onlar için yapacak bir şey yok. Onların yeri orada. Burada da bir tane spresi ürettiğim akvaryum vardı. Onda sprelerin hepsi öldü. Yeni bir kültürle tekrardan başlayacağım. Oraya da bir parti kırık lepses doğurtmuştum. Onların yavruları var gördüğünüz gibi. Şöyle baktığımız zaman akvaryumların büyük bir çoğunluğu şu anda fil kulak dolu. Fil kulak olmayanlar da yavaş yavaş fil kulağa dönecek. Hem böyle bir videomuzun hobihanemdeki son durumu olsun. Şöyle sterbay çöplüleri de göstereyim. Daha tekrar yumurtalamadık. İlk parti yumurtalar bozuldu ama. Denemelere devam edeceğiz. Şöyle fil kulaklarımızı tekrardan göstereyim ben size. Fil kulakları çok seven arkadaşlar var biliyorum. Özellikle onlar için bir detaylı video çekeyim istedim. Çünkü bana geliyor yorumlar. 20 dakikalık fil kulak videosu istiyorum abi diye. Elimden geldiğince uzunca videolar çekmeye çalışıyorum şimdi size fil kulak seven arkadaşlar için. Burada bakın yeni bir tane yavru şu anda geziniyor. Gerçekten bu fil kulaklarda çok kaliteli, vasıflı balıklar geldi. Zaten Aydoğan arkadaşımızı ben internetten takip ediyordum. Balıkları çok güzeldi. Bana da bugüne nasip oldu balıklar. Takip ettiğiniz gibi burada da hep canlı doğuran yavruları vardı. Onları da çıkarttıktan sonra bu akvaryum boşaltınca hemen Atakan akvaryumdan yeni damızlıklarımızı aldık. Onlar da gelir gelmez çoğalmaya başladılar maşallah. Çok güzel bir sürpriz oldu benim için. Açıkçası bu boydaki balıkların doğurabileceğini pek, yani yoldan geldiler bir de. Yani doğurdu da en azından bir ay falan beklerim diye düşünüyordum. Ama doğurmaya başladılar. Şöyle bakın yavrular da ortada geziniyorlar. Yine şu anda 3 tane görüyorum. Ama 4'ünü, 4 oldular. Şurada bir tane daha var. Şu anda 4 tane yavruyu gördüm sizinle birlikte. Dediğim gibi 5 tane falan vardı diye tahmin ediyorum ama üstü de varsa o da bu işin bonusu olmuş olacak. Çünkü 5 tane diye tahmin ediyorum. Ekstra fazlası da güzelliği olacak. Bakalım, bunları da bu akvaryumda üreteceğim. Bu yavrular da burada kalacaklar. Sonra yavaş yavaş dediğimiz gibi bütün hobihanemi fil kulak ve vatoz üzerine çevireceğim. Bir de yapabiliyorsak sterbay çöpçüler. Onlardan daha bir icraatımız olmadı ama fil kulaklar yüzümü güldürüyorlar Allah'a şükür. Güzel yavru veriyorlar. Yavrularını yemiyorlar. Elimden geldiğince ben onlara güzel bakıyorum. Hızlıca büyütmeye çalışıyorum. Ve sonuç ortada. An ve an zaten her şeyi size paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Hem fil kulakların detaylı videosu hem hobihaneme bir son durumu videosu çekmiş olayım sizler için.
Hobi Annem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayaraktan abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video yüklüyorum kanalıma. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümünden eklediğim bütün videoları alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünden kanalımın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram'dan kanalımı takip edebilirsiniz. Özellikle Facebook grubuna kendi eklediğim videoların dışında Facebook'tan denk gelen güzel, eğlenceli hayvanlarla ilgili videoları da ekliyorum. Facebook'tan da kanalımı takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.